Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Mustafa, öksürüyorsun, sen kameradan uzak dur. Öksürenler uzak olsun. Çünkü dinleyenler rahatsız oluyor. Bir de bu tarafta uyuyanları koymuyor. Onları siz düşünmeniz lazım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'deki Rab. Rab'tan okuyorum. Yani her bir cüzü ile bir alem mesabesinde bulunan şu alemi. Yani Allah bütün alemi bir tek aleme, tek şeye toplamış. Onunla bakıyor. Yani ne demek? Şunu kapatır mısın bir tanesini? Bir çekirdeğe kocaman ağacı koymuş. Bir hücreye insanı yerleştirmiş. Bir düşünceye insan komple giriyor. Bir şey düşünüyorsun, çıkmaza gidiyorsun, bir bakıyorsun ki hayat anlamını yitirmiş, intihar seçeneği bulmuş. Bir düşünce ya. Oysa hayatın bütününde ne kadar farklı şeyler var. Ya bir düşünce alıp sürüklüyor seni. Yani sağlam bir şey yok. Zahirde. Bir düşünce ya. Öyle mi Ömer abi? Yani bir haber, bir gelen bir haber, ya dünyanı cennet ediyor veya cehennem ediyor. Bir düşün. Bir çekirdek. En büyük şeyler en küçük şeyin içine giriyor. Bir küçük cam parçasında kocaman güneş içine aldığı gibi. Bunu anladınız mı Murat? Bir düşünce düşünce. Bir düşünce insanın alemini değiştiriyor. Alem derken manasını yitiriyor. Bulunan şu alemi bütün esasıyla terbiye, yani böyle bir konumda bulunan bir insan her an her şeye muhatap. Sığır gibi değil. Dün bu ahırdaydı, bugün bu ahırda, düşünceleri farklı değil, aynı. Burada bir tanesi kesilsin, ötekisi orada baksın, umurumda değil. İnsan öyle değil. En ufak bir şey alemini yıkıyor. Yani böyle bir insan, yani sağlam bir ölçüye tutunmasa, yani en ötesi olmuyor değil mi? Nereye yani? Bu gidiş nereye? Yani bir alem ya, bir şey ya, bir şey böyle bak diye götürüyor seni. Etkilemiyorsa ne olmuş mu? Hayvanlaşmış mı? Ne oluyor? Hayvan da değil ki. Yani duygular bitmiş ama öyle gibi gözüküyor. Fakat bir duygunu kaptığı zaman içine girmiş. Yani zan. Böyle Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor bu manada. Bir insan zandadır. Zannın içine giriyor. Bütün alem orada zannediyor. Her şey o. Çok garip. Mesela hasta olanları da görmüşsünüzdür. Abuk subuk konuşuyor. Ne kadar onun için doğru? Değil mi? Çocuk abuk subuk konuşuyor. Onun için ne kadar doğru? Doğru. Onun doğrusu o. Ama senin için ne kadar yanlış? İşte hayatımız da bazı zamanlar öyle oluyor. Hakikate göre hayatımız aynı abuk subuk şeyler. Sonra bir de kontrolsüz bir ana denk geldi mi? İşte anafor gibi alıp sürüklüyor seni. O an. Bu duyguları, düşünceleri kontrol altına alınması lazım. Nasıl yapacaksın? Kendi başına kendine yetmiyorsun ki. İnsan kendisi kendisine yetmiyor. Kendisi kendisine yetmiyor. Bir Rabbul Alemin olması lazım. Yıldızlara hükmünde bak her bir
bütün etsasıyla terbiye ve yıldızlar hükmünde olan o cüzlerin zerratını kemali intizamla tahrik eden. Evet, Cenab-ı Hak her şey için bir noktayı kemal tayin etmiştir. Her şey için Cenab-ı Hak bir noktayı kemal tayin etmiş. Yani her şey bir şeye doğru koşuyor. Mesela insanın noktayı kemali bekadır. Ebeddir. Sonsuzluktur. Eğer hayatımıza, hayatımızdan daha değerli olan baki alemi ve Allah'ı gösterirsek, yani onu hedef yaparsak, bu hayat yaşamaya değer. Eğer hayatımızdan daha basit şeylere hayata hedef gösterirsen, hayat anlamını yitirir. Anlamını yitirince intihar seçenek olur. Yani veya taşkınlık, kırçınlık, manasız bir hayat, maceraya atlamak, böyle vurdum duymaz, kendini duvarların arkasında saklar gibi haberlerin arkasına gizlenmek, haber hastasıyım, dizi hastasıyım, bunlar hep bir şeyin arkasında saklanmaktır. Cenab-ı Hak her şey için bir noktayı kemal tayin etmiştir. Ve o noktayı elde etmek için o şeye bir meyil vermiş. Her şeyde böyle bir meyil var. Kemalatına doğru. Yani aslına doğru bir uruç var. Mesela mide istediği belli. Akciğerin istediği belli. Hava istiyor. Mide gıda istiyor. Kulak ses istiyor. Göz renk ve şekiller istiyor. Akıl fikir istiyor. Kalp kendisine layık bir sevgi istiyor. Ruhun zaten burada hiç yok. Noktayı kemali bu. Vermedin eline. Bakın bakalım insanlık nasıl inim inim inliyor. İnsanlık nasıl inim inim inliyor. Her taraf elini kime atarsan at. Hasta, problem, hırçın, kendini kontrol dışı bırakmış, kontrol edilemez hale gelmiş. Sanki elinde pimi çekilmiş el bombası gibi. Dokunma patlayacak ya. Acayip bir hale gelmişler. İnsan hep zaaf-ı imandan ve hayata hedef tayin etmemekle. Zaaf-ı imandan. İman demek her bir fıtratın yaratılış kemalini göstermek. Kemalini göstermek. Ve o noktayı elde etmek için o şeye bir meyil vermiştir. Yani bir şey bize konulmuşsa, mesela şöyle bir misal vereyim. Bizde olup da nüminesi dünyada yoksa hepsi ahireti gösteriyor. Buranın malı değil. Mesela evet arzusu var hepimizde. Ölmem arzusu var hepimizde. Dert istemiyoruz. Var hepimizde. Her an her yerde olayım. Vesaire. Var. Yani bizde bir şey varsa, o da ona benzer dünyada yoksa, o bizdeki şey buralı değildir demektir. Burayla alakası yok. Burayla alakası yok yani. Nasıl döveceksin? Mesela dert istemiyorsun. Hadi çöz. Şimdi burada oturuyorsun, telefonun kapalı. Açtığın zaman bakıyorsun ki kızın evlendiği yerde sorun yaşıyor. Yani baba beni kurtar diyor. Damat şöyle yaptı, damat şöyle gitti, çocuk şöyle gitti. Korkma, gel kardeş, gel kardeş. Çıksın oradan. Allah Allah. İnsan nesine güveniyor ki? Çok acayip ya. اِنَّوْ كَانِ زَعْلُمَنْ جَهُولًا Ne kadar zalimdir, ne kadar cahildir. Hakikatına. Hakikatına. Hakikatına ne kadar cahildir. اِنَّوْ كَانِ زَعْلُمَنْ جَهُولًا Cehalet okuma yazmayı bilmemek değil ya. Hakikatına cahil. Ne kadar zalimdir. Aslına, fıtratına zıt yaşıyor. Ne kadar zalim. Her şey
o noktayı kemale doğru hareket etmek üzere sanki manevi bir emir almış gibi muntazaman o noktaya müteveccihen hareket etmektedir. Her şey o kemale doğru gidiyor. Her şey ama. Mesela taş niye yuvarlanır? Kemal bulmak için. Yani dengeyi kaybetmiş. Dengeyi kazanmak için. Bir yerde durur. Kemali olur. Mesela insanın fıtratı, insanın seyri, insanın fikirleri, insanın meyilleri, istidatları, sevgisi, kalbi, ruhu duruyor, duruyor mu? Durur mu bir yerde? Durmuyor. Ne zaman duracak? Ne zaman kemalini bulursan zaman duracak. Ölünce değil mi? He? Ölünce bir manada. Ölünce keşke dursa. Daha o zaman bir gün geçmiş oluyor. İki aylık mesafenin bir günü gidiyor. Ölünce tabii buradakiler bitiyor. Kemal noktası. Yani istidatların kemalini. Bitti. Orada bitti artık. Bitti. Sonra yolculuk devam. Yolculuk devam. Kemal noktası bitti. He. Yaptın yaptın. Ara kadar oldun oldun. Dinledin dinledin. Okudun okudun. Ne yaptın sağ ol. Ne yaptın sen? Öyle bir sevkiyat var ki ahirete. Mesela bak bugün işte Ömer abin oradaydı. Adam meşgul olduğumuz çocuk 16 yaşında çocuğu var. Yani bizim meşgul olduğumuz çocuk 16 yaşında çocuğu var. O büyümemiş yani. Demek ki ben ne kadar yaşlanmışım. Her sene arkadaşlara diyorum merdivenleri dikleştirmeyin. Her sene şu binanın çıkış yük merdivenleri dikleniyor. Her sene. Nasıl yapıyorlarsa. Sen geriliyorsun. He? Sen geriliyorsun. Her sene merdiven dik, basamakları dik oluyor. Arkadaş böyleydi, niye böyle yaptınız? Bakın böyle. Bir de bakacağım ki 90 derece olmuş. Son, stop. El freni çek, takos koy. Bunu söylerken ne kadar rahatım. Bu rahatlık içerisinde kadar cehaletim. İnsan ödü patlaması lazım ya. Çünkü tosumuz kuru değil fazla. Esma-i harekette onlara yardım eden ve manileri def eden şüphesi Cenab-ı Hakk'ın terbiyesidir. Yani Allah'a iltica ettiğin zaman o kadar rahat. O zaman korkmana gerek yok yani. Niye? Çünkü Allah sana havada uç, bulutun arkasına çık, su üzerinde yüz dedi de yapamadın da mı korkuyorsun? Yok. Allah dedi ki haramlardan uzak ol. Bugün haramların kaynağı televizyondur. Televizyondan, internetten uzak ol. Namazını vaktinde kıl. Haftada bir gün derse git. 5-10 dakika Risale-i Müşe oku. Cühi her gün bir hisbin olsun. Bir sayfa, iki sayfa. Hizbul Kur'an ve Kur'an'dan bir dersin olsun. Tamam. Yani başka bir şey demiş de biz mi iş yapamamışız? Evet, kainata dikkatle bakıldığı zaman insanların tayfi ve kabileleri gibi kainatın zerratı münferiden ve müştemiyan halıklarının kanununa imtisalen mayen olan vazifelere koşmakta oldukları hissedilir. Yalnız bedbaht insanlar müstesna. Bedbaht insanlar müstesna. Şimdi insanın fıtratından ne konmuş? Kainatta bir tecrübe, her şeyin bir noktayı kemali vardır. Kainatta bir tecrübe, fıtratta bir kemali vardır. Yani istediği, varmak istediği bir nokta hedefi vardır. Her şey. O şey bize neyi gösteriyor? Oradan geldiğini gösteriyor. Mesela insandaki kalp beka istiyor. Beka istemesinin sebebi bakiden geldiğinde. Onun kemali odur. Ona varması lazım. Ondan istiyor. Onun dışındaki hiçbir şey onu memnun etmiyor. O şeyin o noktaya bir meyli vardır. Noktaya yani fıtrata konulan özellik, sistem konulduğu alemi istiyor. Mesela dil
enva nimeti, matumatının yani lezzetlerin şifresi. Dil sesi istemiyor. Dil çiçekleri koklamak istemiyor. Lezzet istiyor. Bunun kemali bu yoldadır. Bir şeyle tatmin olmuyor. İnsanın kalbindeki o arzular da oraya vardığı zaman insan kemali olur. O şeyin o noktaya bir meyli vardır. Muzaaf meyil ihtiyaç olur. Muzaaf meyil yani meyil insan istediği bir şeyi biraz şiddetle isterse yani reddedilirse ki tatmin edilmesi mümkün değil dünyada ihtiyaç olur. Meyil insanda bir meyil var. Mesela şu suyu döksen akar. Niye akar? Meyli vardır. Kemal bulması için. Ama düz yere şey yapsan durur o. Durur. Ama akması gösterir ki meyli vardır. Akmaya karşı meyli vardır. İnsan da böyle bir kaya karşı bir meyli var. Akıyor. Durmaz ya. Ölüme karşı da meyli var. Evet. Ölüme karşı değil de. Ölüme doğru. Ölüme doğru akıyor. Kabre doğru akıyor. Ama bunu insana rağmen, insan istemiyor. O şeyini gösteriyor. Bu insanın fıtratındaki aşk-ı beka var ya, aşk-ı beka, aşk-ı ebediyet, sermediyet özelliği. Oraya doğru giderken rastladığı hadiseler bu, kabir. Ama tanımlayamadığı, izah edemediği için, o kabri tanımadığından dolayı biraz karanlıklı gözüküyor, korkuyor. Ondan korkuyor. Kabir. Bilmiyoruz ki. Giden gidiyor. Kabire gitti. E ne oldu? Belli değil. Buna korkuyor. Haf ediyor. Korku değil mi de haf. Haf kalbidir. Korku aklidir. Korku çökertir. Haf ihya eder. Çünkü hafullah'tan lezzet vardır. Ha demek ki insan kendi fıtratına bir meyli vardır. Meyline doğru bir ihtiyaç olur. İhtiyaç şiddetlenince iştiyak olur. Muzaaf iştiyak, incizaf olur. Yani insanın tiniyetinde, fıtratında, yapısında ihtiyaç, iştiyak, incizaf, meyil var. Aslına doğru. Bu kendisini tamamlayacak. Başka şansın yok. İnsanın yapısında, genetiğinde bu dört tane var. Buna evamili tekviniye deniliyor. Bunun karşısına hiç kimse çıkamaz. Su ıslatır arkadaş. Bunu değiştiremez. Ateş yakar. Su meyli var, varsa olduğu yerden akar. İnsanın fıtratında da ihtiyaç, iştiyak, incizap ve meyil. Yani fıtratında bu dört hassa var. Bu da Allah ve ahireti gösteriyor şöyle. Dört tane. Orayı gösteriyor. İster kabul edersin, ister etmesin ama akıp gidiyor. Oraya doğru çekiliyor. Hafta nasıl lezzet ver ona da. Bak şimdi. Şimdi her şeyden korkulduğu zaman insan korktuğu şeyden kaçar. Allah hariç. Allah'tan korkunca Allah daha yakmış oluyor. Onu ustad şöyle misal veriyor. Mesela baba bir tokat vurduğu zaman çocuğa kaçar. Kim olursa olsun tokatı yediği yerden kaçar çocuk. Anne hariç. Vurduğu zaman tokatı gene annesine gider. Şefkat. Mesela bunu bize uygulayalım. Hadiselerle tokat diyoruz. Gene Allah'a doğru gidiyoruz. Yani ahirete doğru o ihtiyacımız. Hani tokat yedim Cenab-ı Hak'tan şefkat tokatı. Ben şimdi biraz uzak durayım demiyoruz. Daha tam tersini. İşte havf aslında fırına benziyor. Hamuru pişiren bir fırın gibi. Hamur. Çünkü hamurda bir kuruma meyli vardır. Mesela haram olan bir şeyi yapmamaktan gelen bir lezzet gibi. Mesela iki şey lezzet var. İki lezzetin iki menba var. Bir nefis, bir ruh. Haram yapmadığın zaman, aynı onun gibi evet. Haram yapmadığın zaman ruhta bir lezzet olur. Ama haram yaptığın zaman nefsane bir lezzet olur. Peki fark nedir? Haram yaparken lezzet alırsın, bittiği zaman ila yevmil kıyam 10 sene 50 sene dahi
yaşasa elemi var. Ama imani bir mevzuda, yani dini bir sıkıntıda, ruhani bir sıkıntı, yani oruç tuttum. Yani hafın bir şey var da Allah korkusundan yapıyoruz. Orada bir elem var ama lezzeti inkılap etmiş. Senelerce o elem sana lezzet verir. Hafullah'ta lezzet vardır. Yani bir şey yapıyorum ama bir şey adına yapıyorum. Nefsane öyle değil. İstiyorum ama kim istiyor? Ben istiyorum. İsteyen de istenilen de benim. O zaman orada çöküyor, orada sönüyor. Yaptın, pişmanlık oluyor. Ama mesela kalbi bir şeyi, ruhani bir lezzet yaparken, tabii ki bazı çekirdek mesela topraktan çıkacak şu, zorluk var topraktan. Yırtacak yani filiz. Ama o kemala doğru, o zorluk bir şey değil yani. Yani yırtıyor. Kabir de öyle yani. İnsan enesini de yırtıyor. Kemalatine doğru gidiyor. Hafta yani Allah korkusunda inşa vardır. Çünkü niye? Dağınık olan parçaları birleştirmek vardır. Allah korkusu kalkarsa, mesela diyelim ki 3-5 tane parça var burada. Ya kaynak yapacaksın, birleştireceksin, ya da yapıştıracaksın. İşte insanın fikirleri, hisleri, duyguları, meyilleri hepsi farklı farklı. Yani ama bunu bir bütüne getirmesi için bir korku kaynağı olması lazım. Bu ayrı ayrı parçaları kaynak yapan hafullah. Yani mesela insan beka istiyor ama faniye muhtela. Fani istiyor. İşte haşi nezan okundu. Adam lakayt. Nefsani peşinde koşuyor. Fakat fikri başka. Kalbi ahiret istiyor ama kalbi hatırlamıyor ki Allah'ı. Hatırlamıyor. İnsanın hissiyatı, kalpleri, duyguları, meyilleri bu cemiyette bin bir parça. Bir öyle, bir böyle, bir öyle, bir böyle. Onları bir araya getiren hafullah'tır. Allah korkusudur. Korku kaçırmıyor. Yani haf kaçırmıyor, bütünleştiriyor. Niye topluyor? Topluyor. Mesela Allah korkusu ya vardır ya yoktur. Var olan da Allah'a yaklaştırıyor. Bu sefer düşüncelerin oraya gidiyor. Mesela bir daha yapayım şöyle. Duygu bir tarafa, fikir bir tarafa, meyil bir tarafa, arzu bir tarafa. Bir sürü şeyler var. Gaye var, maksat var, hedef var. Hepsi bir tarafa. Hafullah geliyor, bunları kıblesine koyuyor. Tak, tak, tak koyuyor. Yani hedefe koyuyor. Yoksa kendi kafalarına göre dört nal gidiyor. Kendi başına gidiyor. Efendim, Mesnevi Nuriye. Peki bu Allah'tan korkmanın en iyi yöntemi ne? Allah'tan yani hafullaha sahip olmak. Yani Allah'tan korkmanın en iyi yöntemi şu sevgili kardeşim. Yani çabuk elde etmenin yolu diyorsun değil mi? Şimdi bir futbol çocuk ben topçu olacağım dese, topçu olacağım derse, kendi başına top şey aşağıda oynasa topçu olur mu? Olamaz. Yani ne olmak istiyorsan, senden önce olanlarla beraber oldun mu, o zaman daha kolay olur ve daha rahat olur. Hiç şeylikle, suhuletli olur. Senden önce olanlarla ne olmak istiyorsan, onlarla beraber ol. En kolay yolu. Mesela diyelim ki, burada hepimiz maç konuşsak, futbol konuşsak, yani futbol konuşuruz, bu turnuvalar hiç aklımıza gelmez. Bir tanesi böyle dinden dese, ya kardeşim çekil seni ya, ne dini ya, çekil ya, burası cami mi ya falan der. Değil. Ha, ne olmak istiyorsa, senden önce kimler olmuşsa onlarla beraber olacaksın. Birinci yolu, İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle diyor. İyi olmak istiyorsanız, iyilerle beraber olunuz. İyi olmak istiyorsan, iyilerle beraber. Mesela diyelim ki Allah korkusu yok. Adam, aha umurunda değil. Bidatlarla zirve yapmış. Namazı şey yapmıyor, uydurma şeylerle yapıyor, haramları sokmuş, kadın erkek karışık. Orada hafullah mı olur? Demek ki hafullahımızı geliştirmenin en bariz, en kısa şeyi, kolay yöntemi
o tip insanlarla beraber oldu. Sonra o yöntemlerle, yani sünnet-i seniye, Peygamber aleyhissalatü vesselamın, tabii ki o insanlar, ilk önce avami söyledim, niye? Desem ki, sünnet-i seniye uyu. Sünnet-i seniye ne dinliyor ki? Genç nerede mi gidecek sünnet-i seniye? Hemen bu tür cemaata, cemiyete gidecek. Ehl-i sünnet vel cemaat dairesinde taassup yapmadan, nerede sen besleniyorsun, nereden istifade ediyorsun, oraya gideceksin. Sonra ehl-i sünnet vel cemaat içerisinde sünnet-i seniye, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti doğrultusunda işte eserler koyacağız. Biz de bunların içerisinde Risale-i Nur'dan meşgul oluyoruz. Ötekisi tarikattan meşgul oluyor. Ötekisi ilmi kelamla meşgul oluyor. Ötekisi hafızlıkla meşgul oluyor. Ötekisi fıkıhla meşgul oluyor vesaire. Ama kendisine göre inşa ediyor. O da doğru, o da doğru. Hangisi meylin fıtratı nasılsa hafullah gelişiyor. Bu sefer devamlı o duygularımızı haddine çıkmasına mani hudut belirleyen hafullah'tır. Kıblesine koyan mesela. Böyle gidiyordu. Aha, gel buraya. Gel buraya kıble. Böyle değil, gel. Hafullah. Kıble yani. Mesela bir şey koyduğun zaman kıble namet tak. Tak. Mekke'yi gösteriyor. Tak. Kıble. Hafullah da kıble name gibi. Her şey istikamete koyuyor. Hafullah istikamete koymak içindir yani. Yani şu an burada toplanmamız bir hafullah. Evet, hafullah'tır. Hafullah olmasa burada toplanmaz. Ama Türkçe'de hafullahı korku diyor. Hayır. Korku hafullahı tam karşılamaz Arapçadaki şey. Bir manası. He? Bir manası. Bir manası. Çünkü korku çökertir. Korku aklidir. İhtiyar aklidir. İrade kalbidir. Zulmet kalbidir. Karanlık aklidir. Korku aklidir. Korku haf kalbidir. Ama ne yapalım? Kör olası şey cehalet. Arapçayı, Türkçeyi ya tam karşılamıyor. Mesela salatın içinde namaz da vardır ama Türkçe'de salatın karşısına namaz koymuşuz. O da Farsça zaten namaz. Evet, Farsça. Ve keza bakıyoruz ki kainatta herhangi bir şey, hatt-ı kemale vasıl olmayınca hareket etmekten durmuyor. Acayip bir şey yani. Kainatta her şey ama. Mesela bu çiçek büyüyor, büyüyor. Niye duruyor? Bak parmak geliyor, geliyor, duruyor. Tırnak durmuyor, uzuyor. Ya tırnak uzar gibi, parmak uzasa ne olacak şimdi? Durduramadım. Mesela büyüyor, durdu. Saç bu gibi olsa adam uzuyor. Niye durmuyor yani? Gitse. Saç durmuyor. Çünkü onun işlevi bu. Ama şu insan vücuda yükselse bir yerde durmasa, haddi kemal olmasa. Bak burun geliyor tak geliyor, kulak geliyor tak geliyor. Yani hop geliyor duruyor. Her şeyde öyle. Her şeyde haddi kemale, had demek, had, hududunda kalmış. Haddini bil derler ya, haddini bil, hududunda kal. Kemaline vasıl olduğu zaman hareketi terk edip sükunde oturur. Kemalini vasıl olduğu zaman hareketi terk edip sükunde oturur. Bundan anlaşılıyor ki vücut kemal ister. Bak, vücut kemal ister. Yani vücut derken şu yaratılış hakikati. Kemalatı neydi bir daha söyleyeyim. İnsana konulan nümineler ağacın çekirdekleri gibidir. Ağacın çekirdeği, şu çekirdek, ağaç olmak ister. Tamam mı? Şimdi, çekirdeğin kemali ağaçtır. İnsanın da her bir istidat ve kabiliyet çekirdeği ağaç olmak istiyor. Bu ağaç olma burada yok. İstediklerimiz burada yok. Yok burada. Peki o zaman neyi gösteriyor? Böyle bir alemi gösteriyor. Şöyle bir sal veriyorum bazen. Toprak düşünün böyle. Toprak. Burada bir sürü çekirdekler var. 100 bin.
Karpuz çekirdeği, nar çekirdeği, maydanoz çekirdeği, her şey burada. Birbirlerine konuşuyorlar çekirdekler, güneşi görmemişler, toprak. Bunlar bir dünya oluşturmuş. Oo kardeşim nasılsın? Ama bu arada çekirdekten filiz çıkmış, hepsinde yukarıya çıkmış. Ama çekirdekler duruyor biliyorsunuz, ağaççı çıktı diye. Çekirdek yok olmuyor. Anlıyorsunuz değil mi? Bak şöyle bir toprak düşünün Mustafa. Çekirdekler var burada. Ama çekirdekte böyle filiz çıkmış. Ama çıkıyor, çekirdekler filizi nereye çıktığını bilmiyor, toprak üstünü bilmiyor. Konuşuyorlar. Birbirlerine çekirdekler konuşuyorlar. Ya dünya denilen bir alem varmış, güneş varmış, hava varmış, dereler varmış, kelebek varmış, şunlar var, bunlar var, ağaçlar var. Ya ne olur mu ya falan, bazıları itiraz ediyor, öyle şey mi olur ya, gidip de gelen var. Hayat budur işte diyor. Yaşadığı hayatı zannediyor. Ondan sonra bir bakıyorlar, sonra birisi kazma vuruyor. Kazma vuruyor. Açıyor çekirdeği, bir bakıyor. Çekirdeği kazma da yiyince, vay be! Allah Allah! Kazma yemeyince, o çekirdek kendi sırtından çıkmıştı ya, filiz. Baktı ki, Fesuban, bu evet, bu senin amelin. Kazma yiyince oldu değil mi? Ayrıldı toprak. Şimdi bizde kazma manasında kabir. Bir arıyorlar böyle, meğer çekirdeğimiz şak diye ayrıldı. Yani topraktan ayrılınca meğer, bu kafada da öyle bir çekirdek, ağaç. Hani cennette ağaçların kökleri yukarıda, dallar aşağıda ya. Ağaçtan. Evet. Ağaçtan çekirdekleri dallar aşağı doğru. Dünyada ise aşağıdan yukarıya. Şimdi çekirdek aşağıdan yukarıya buyur. Aslında fiziğe göre zıt yani. Çekirdek aşağı doğru büyümesi lazım. Kolay yolu oluyor. Zor bu taraf. Yukarıya çıkmıyor aslında. Aşağı gitmesi lazım. Şimdi o kazmayı yediği zaman baktı ki Allah, bir tanesi. Ötekilerine bağırıyor. Güneş var, güneş. Neler var burada? Falan. Aşağıdakiler diyor, kafayı yedi ya. Kim gidip de görmüş herhalde. Kazma yiyince kafayı öyle attı. Yedi kafayı. Veya bariz bir örnek vereyim. İkiz düşünün. Anne karnında ikiz. İkiz. Şimdi ikiz tanesi konuşuyor beraber. Konuşuyorlar. Bir tanesinin adı Ahmet, ötekisi Mehmet. Ahmet, biz annemizin karnındayız. Ne? Annemizin karnındayız. Anne ne demek? Diyor ötekisi. Vallahi ne bileyim ama annenin karnındaymışız ya. Peki soruyorum size. O çocuk annesinin karnında olduğu halde annenin tipini, annenin sesini, annenin duygularını, annenin kilosunu, annenin nesebini, annenin genetiğini yani akrabasını, annesinin arzularını, meyillerini, en barizi kilosunu, tipini bilebilir mi? Bilemez. Bilemez değil mi? Bilemez. İşte biz de annemizin karnında olan bebekler gibiyiz dünyada. Bizi sarmalayan esmadır. Ancak böyle derslerle uyanıyoruz. Ancak bu da böyle derslerle uyanıyoruz. Anne karnındaki çocuğa nasıl anlatacaksın? Bak annesinde annesini kabul etmiyor. Ya bırak ya, ne annesi ya? Gidip de gelen mi var ya? Gidip de gelen mi var ya? Kim görmüş anneyi ya? Ne annesi ya? Annesinde olduğu halde anneyi bilmiyor. Biz de Esma-i Hüsna'dayız. Esma-i Hüsna'yı bilmiyoruz. Ya. Sonra doğuyor bir tanesi. 15 dakika önce, 5 dakika önce. İçeriye telefon ediyor. Ahmet! Vallahi bildiğin gibi değil, dedikleri haber doğruymuş ya, burada anneyi gördüm, anneyi gördüm, inan. Ya nasıl gördün, nasıl bir şey? Ya konuşuyor, şimdilik anlamıyorum ama bizim insanlar konuşmuyor, tipi de varmış. Böyle acayip yaptı, hani sevdi, bilmem ne yaptı, emzirdi falan. Hem de onun dışında boşver anneyi, güneş varmış, dağlar, tepeler, kelebekler falan, arabalar, korna sesleri. Nedir çocuk içerideki? Allah Allah. Ya inkar edecek, ya körü körüne kabul edecek. Ya inkar edecek, olur mu ya? Bırak ya kafayı, neydi ya? Düştü buradan aşağıya, buradan aşağıya düştü. Allah bilir kafayı nereye vurdu.
Onun için saçmalıyor. Gitti buradan aşağı ama doğdu ya. Anneden doğdu. Lan gitti buradan aşağı ama ne oldu belli değil ya. Adam saçmalıyor ya baya. Ne güneşi ya. Dünya orasıydı değil mi? Bizde fanos gibi dünyamız var. Size bir misal daha vereyim. Şimdi bu oda kadar akvaryum, evinde akvaryum olan var mı? Akvaryum yok mu? Akvaryum herkes biliyor. Varız da şu an yaşamıyor. Ya tamam yaşamıyor. Şimdi bu oda kadar akvaryum yapın. Çok ilginçtir. Dört köşe yap. Yani dört köşe bu köşeli. Balık buradan gider, vurur, döner. Döner, döner. Bu balığın şeysine bakmışlar. Dalga boyutuna. Yani salgılanmış olduğu efor. Yani onun da bir keyif ve lezzeti varmış. Hangi cihazda bakmışlarsa bilmiyorum. Bir de şu kadar bir fanosa koymuşlar ama yuvarlak, köşeli değil. O balık burada dönerken köşeli olmadığı için yol bitmediğini zannettiğinden okyanus biliyor. Okyanus bildiğinden daha mutluymuş. Köşeli böyle büyük bir saha kadar olmaktansa yuva elips olan çarpmayacak ya hala gidiyor, yol bitmiyor. Ama o ta gitti bitti, dönüyor. Bitti, dönüyor. İnsan da böyle. Hayat var ya şu cemiyete. Fanus gibi köşeli hiçbir şey yok. Kur'an'da hiçbir harf köşeli değil. Böyle değil. Eşya, cisim de hiçbir tane köşeli yok. Elma, ağaç, dallar. Hep böyle elips. Şimdi aynı küçük bir fanustayız. Köşeli olmadığı için elips ve yuvarlak olduğunda dönüveriyoruz. Aynı yerdeyiz. Ama geniş zannediyoruz. Mesela bak Celal. Sen ben seni bildiğim ben de öyleyim. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Aynı depoda şimdi eşe gıdaydı değil mi? Depoladın. Ya sen servise çıkıyordun ya değişen bir elemanın vardır. Değil mi? Şimdi yaşlandığın için belki de sen oturuyorsun. Eleman. Ama ben seni biliyorum ki depodaki malları sevkiyat yapıyor. Değişen ne şimdi 20 seneden beri? Değişen şu. Elemanın varsa o kadar. Aynı. Şimdi köşeli olmadığından hayat, elips olduğundan hareket sahamızı daimi kılıyor ve çok geniş zannediyoruz şu dünyayı. Usta da diyor ki, çok geniş zannettiğin dünya kabir kadar dardır. Şuraya bir ayna. Şuraya bir ayna. Şuraya bir ayna. Şuraya bir ayna. Şuraya da ayna. Bir tane daha ayna. Altı. Gir içeriye. Sonsuz. Ama gittin, kafa gitti. Hani sonsuzdu? Geniş zannettiğin dünya kabir duvarları kadar dardır. Öyle zannediyor. Yani elips olduğu için Mustafa, hayat elips. Yani sağımız var. Bak şimdi. Tuvalet. Yatak. İş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Dikdörtgen. Bunun içinde öl ve gömül. Bu mu hayat? Ama ne yapmış yani? Bak bıkmasınlar, usanmasınlar diye. Şu küçük dünya var ya, şu küçük senin dünya. Sağlarda işte. Mesela beyaz eşya satanlar senin sağın değil. Gıda satanlar senin sağın değil. Muz falan, sebze. Elbise satanlar senin sağın değil. Öğretmen, tarihçi. Matematikçilerin sahası senin sağın değil. Adam başka sağ. Yani senin de sağın şu. Mutfak, tuvalet, yatak, okul. Mutfak, tuvalet, yatak, okul. Ama hayat o kadar böyle elips yapmış ki. Yani aynı yerde dönüp duruyoruz, duruyoruz. Onu geniş zannediyoruz. Deve, devenin şeyi gibi yuları. Deve yuları var ya, ikal. Akıl ikaldan geliyor. Şimdi Araplar seyahat ederken dinlenecekler. Develeri birbirine bağlasalar develer gidiyor. Kuma çaksa söküp atıyor. Ne yapıyorlar? Bu şeyini, ipini kuyruğuna bağlıyor. O zaman deve böyle yapınca çeviriyor, yapınca çeviriyor, dönüyor, dönüyor, çöküyor. Buna ikal deniliyor. Yani bağ kurulmuş. Aynı yerde bir yer zannediyor. Dönüp dönüp çöküyor. Hayatta böyle. Dönüyoruz köşeli değil ya, elips, şak, köşeyi döndük.
Evi de denedik, yatağı da denedik, mutfağı da denedik. Aynı şey. Bir de baktık ki Esselatu Vesselamu Aleyk. Vefat etti, gitti. Dönerken. Ya burada duracak, el freni çek, takoz koy. Ya da burada. Ama bu daire bu kadar. Küçük bir daire. Fanos gibi bir şey. Zihnin, düşüncelerimizin oluşturduğu küçük bir dünya. Ancak bu dünyayı, küçük dünyayı yırtmanın şeyi Kur'an ve sünnet. O zaman yırtıyor. Kur'an ve sünnet bunun dışına atıyor seni. Vay be diyorsun, öyle yırtıyorsun. Allah Allah, neler ne varmış ya. Böyle çıkıyorsun ya. Yoksa ehli dünya o kadar yani. Küçük bir dünyasını geniş zannediyor. Kabir kadar dar. Yani içine biraz bağ, bahçe, bostan da eklersen daha geniş zannediyor. Evet, zannediyorsun. Aynı yer ya. Şimdi bahçeye ektin bir köşe, biraz yedin başka bir köşe, zaman köşesi, zaman köşedir. Sonra harman yapıyorsun, kaldırıyorsun bir köşe, aynı tarlaya kar yağdırılıyor, bir köşe, aynı yerde, dikkat et, aynı yerde. Kar olduktan sonra tekrar dikiyorsun, yiyorsun, kaldırıyorsun, kar yağıyor, ekiyorsun, yiyorsun, kaldırıyor, kar yağıyor, aynı tarlada dönüp duruyor. Ya bu kadar basit değil yani bir hayat. Büyük şeylere daha rezidanslar şeyler. Aynı kadar. Yani mesela arabaya şey koymuyor, garaja kabine koymuş. Onu düşünüyor. Mesela benim başıma gelmişti. Hiç bisikletim yoktu. 1983'te. Yani olan derslere gideceğiz. Şeyde fındık zanneden meci döküyor. Yaya gidiyoruz ders. Para yok. Bisiklet yok. İstanbul'da. Bir bisikletimiz oldu. Bisiklet oldu şimdi, Rüştü abi diyor ki, şunu kargola, postaneye gideceğim, bisiklete gittim. Zincirle bağladım halde PTT'nin kapısına, ikide bir kuyruktan çıkıyordum, ona acaba çalındım. Sonra dedim ki, ya Rabbi, serveti olan Müslümanlara yardım et ya. Nasıl yatıyorlar dedim ya. Ulan bir bisiklet o zaman yoktu ya, bir elimize geçti. Ulan zincirle de bağladık, ne yapar, ne yapar, keserler diye şeyi. Yani içeride de kuyruğa girdik. O zaman kuyruklar çoktu malum Türkiye'de. O zaman tam nurcu olmamıştı. Yani hayatı yorumlamak, hayatın bu hayatı ne olduğunu bu hayattan anlayamayız, onu demek istiyor. Bu hayatın dışında bir hayat olması lazım. Böyle çıkmak lazım. Allah Allah ya. Oo. Meğer benim hayatım şu kadar bir şeymiş. Aslında insan geriye dönük hayatına bakarsa onu biraz daha net görüyor. Biraz daha net görüyor, evet. Evet. Kainatta herhangi bir şey, hani böyle derslere gelince böyle biraz sarsılıyoruz. Dam, gafil kafaya, tokmak yap, bir tok, dam, böyle, dam. Hasta, musibet, savaş, bela, açlık, zorluk, tokatlar, çak, tak, arkadan vuruyor ne? Hayat vuruyor. Ama Allah'ı bilmeyen şahıs vurdu zannedir. Allah'ı bilmeyen şahıs vurdu zannedir. Bu sefer onunla mücadeleye geçiyor, bu mektubu okuyamıyor. Buradaki manayı anlayamıyor. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efalinle kadere fetva verdin ki Allah sana bunu musallat etti? Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efalinle kadere fetva verdin ki bunu sana leva gördün? Tamam, beşerin zalim evi var. Tamam, o mülk ciheti, her şeyin iki ciheti var. Bir mülk, bir melek. Mülk ciheti zalim. Ama enfusunu bir dön. Allah bunlar seni zalimin eliyle seni terbiye ediyor. Yani o mesajı alırsan maksat yerine gelir. Yoksa yok. Hanımınla sorunu var. Kardeşim mektup işte. Arkadaşlar son bir cümle söyleyeyim, burada devam edeceğim. Bugün birisine söyledim. Öğretmen sene boyu işlediği konulardan soru sorar. Senin istediğin konudan soru sormaz. Veya bir konudan soru sormaz. Öyle mi? İşlediği konulardan soru sorar. İşlediği bir sürü. Senin istediğin bir konuda değil. Yazılı kağıt böyledir. Hayat yazılıdayız.
bir mevzudan soru gelmiyor. Ticaretten soru soracak. Nerede kazandın? Neredeydin? Hanımına karşı sorumluluklar var, çocuğuna karşı var, davana, kalbine, aklına sorular tek değil. Yani imtihan da olduğunu bilirsen hayat çekilir. Eğer hayata hayat için bakarsan hayat yaşanmaz. Kainatta herhangi bir şey haddi kemale vasıl olmayınca hareket etmekten durmuyor. Kemaline vasıl olduğu zaman hareketi terk edip sükunde oturur. Bundan anlaşılıyor ki vücut kemal ister. Yani varlık aslına varmak ister. Kemal çekirdek ağaç olmak ister. Kemal da subutu iktiza eder. Yani kemal da durma iktiza eder. Öyleyse vücudun vücudu kemal iledir. Vücudun vücudu kemal iledir. Yani vücudun, fıtratın, yaratılışın vücudu nedir? Kemal iledir. Kemal nedir? Aslıyla mulakki olmaktır, kavuşmaktır. Kemalin kemali de devam ile olur. Öyleyse bir vacib-i sermedi, kamil-i mutlak var ki, mümkünatın bütün kemalatı, onun nuru kemalinin cilvelerine birer gölgedir. Öyleyse Cenab-ı Hak zatında, sıfatında, efalinde kamil-i mutlaktır. Ya Allah'a doğru hareket ediliyor. Cenab-ı Hak yani nereden nereye götürüyor? Nereden nereye götürüyor? Yani eğer bunları bildin, bilmedin, yani sanki nehre karşı kürek çekmek gibidir. Başka bir yer okuyayım size. Lemalar 227. Onu açayım size. Lemalar 227. Size neler yapacağımı böyle beraber okuyacağımızı topladım. Bakayım bulursam. Evet, buldum. Şu kainatın en mükemmel meyvesi ve Halik-i kainatın en sevdiği maslunu ve kainatın mevcudatı ile en ziyade alakadar olan insan. İnsandaki şiddet, sarsılmaz, daimi olan aşk-ı beka ve şefk-i ebediyet ve amal-i sermediyet. Bak, şu kainatın en mükemmel meyvesi. Şu ağaç büyüyor, kemal buluyor. Onun bir meyvesi var. Meyve. Meyve insandır. Yani Allah'ın dışında arş, arş-ı azam, lef-i mahfuz, kürs, daire-i ilim, daire-i hayat, cennet, cehennem, 18 bin alem, alem-i berzah. Yani bütün o 18 bin alemin hulasası insan. İnsan çekirdeği. Şimdi kainatın en mükemmel meyvesi, neticesi insan. Halik-i kainatın en sevdiği masnu insan. Halik-i kainatın en sevdiği masnu insan. Kainatın mevcudatıyla en ziyade alakadar. Mesela yerin altındaki madenle alakadar. Sığırı bak buradan bir tanesini koyun. Burada bir tanesini kesin umrunda değil. Suriye'de birisinin burnu kanar burada biz ağlarız. Tunus'ta birisi canı sıkılır. Efendim Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da bir şey olur, canım sıkılır. İnsan her şeyle alakadar. İnsaniyet alakadar etmiş. Kabile alakadar. Vefat edenle alakadar. Yeni doğanla alakadar. Adam torununa daire yapmaya çalışıyor ya. Torununa ya. Kendisini unutmuş ha. Ne yapayım hocam diyor. Lan bu saatte ne yapıyorsun? Camiye git dedim, vaktini namaz kıl ya. Git dedim ya, bırak artık ya. Hadi çocuğuna şey yaptın. Ulan torununu da bırak ya. Torunu da sen mi düşüneceksin? İyi ki Allah farz etmemiş. Eğer Allah hakikaten torunlara daire yapacaksınız diye farz etseydi çoğumuz haram işleyecektik ya. Yapmazdı hocam. He? Yapmazdı hocam. O zaman yapmazdı değil mi? Hepsi kalırlar. Ama öyle bir şey demediği için şeytan mı devreye giriyor?
Ya ne kadar 73 yaşında toruna diyor ki hiç bana anlatmıyorum. Ya ne yapıyorsun dedim ya emice, bizde emice derler Karadeniz'de. Emice ne yapıyorsun dedim ya. Yeğenim, yeğenim ne yapıyoruz? La ne yaptık yani? La torun da daire istiyor da torun. La şimdi toruna mı ulaşıyorsun? Toruna ha? Ha kabir. Namazı düşe kalka var yani. Gıybetini yapmayayım yani. Benim namazı var ya. La artık git ya. Kur'an oku. Camide mescidi bir yerde koştur. Bir tanesine daha acayip acımasız bir şey. Ne kadar müflisi anlatayım ben. Kötü bir örnek değildir İslam'da ama gene biz verelim. Kötü misal değildir. Hukuk İslamiye'de. O bilmem ne yaptı. Ben de böyle yapma hakkına yok. Adamın çocuğu yok. Yakında akrabam. Epey uzakta akrabam. 80'in üzerine çocuğu yok. Karısı vefat etti. Tek kalıyor. Lan dedim sen şimdi vefat edeceksen çok da serveti var. Kalmış. Çocuğu olmadığı için bölünmüyor. Şimdi bizim mesela dedelerimin çocuklar çok olduğu için babalarımız bölüşe bölüşe mal kalmamış. O tek. Karısı gitti. Onun karısının bir çocuğu kızı vardı evlendiği zaman. Yani bu adam boşanmış bir kadını almış. Boşanmış kadının çocuğu vardı. Bir o var yani. Başkasından olan çocuğu. O da yaşlı artık. Onun da torunu olmuş. Dedim ki emice bak hiç kimsen yok. Senin malın kimi kalacak biliyor musun? Üvey bir çocuğu senin de değil. Senden de olmamış. Lan onun da torunlarına kalacak hiç alakan da yok. Ya bunu yapacağına git bir hayır kuruluna bak Fethi ya. Ya eğer bilmiyorsan yolunu yordamını ben sana yardım edeyim ya. Ya yeğenim nelerle meşgul oluyorsun? Ya bırak ya. Lazcası müyamit zalim ya. Ya. Ya ne diyorsun bana diyor yani. Ya bırak. Ya boş ver. Sonra bakıyorsun. Efendim. Ve yani dinle diyanetle alakası olmayan nesillere kalmış. O servetin sorumluluğu tabii hep kendine değil mi? Acayip bir şey. Zenginin bunlar ne biliyor musun? Zengin dünyada yiyemediğin malın kabirde hesabını verecek. Bak yiyemedi var ya malı. Yiyemedi. Yemedi daha yemedi yiyemedi. Başkası yiyecek ama kendi yemiş gibi hesap verecek. Lan bari yesen de dese de yani tobe estağfurullah lan. Ha buralara düştük bu zindanlara ama valla bir şeyler yaptık gene. Azap hak ettik. Yani tobe estağfurullah yani. Yani insan diyesi geliyor böyle bir şey de. Yani öyle bir şey de yok ya. Ona hiçbir şey de yok ya. Hocam ona nefsi mi yaptırmıyor onu? Tabii ya. İnat mı abi sanki? Yok inat değil ya. Nasip oluyor. Yani öleceğine inanmıyor bence. He? Öleceğine inanmıyor. Öleceğine inanmıyor. O da doğru. O da doğru. Ben çok doğru. Yeri olmasın hocam. Ya aklım almıyor. 86 yaşında. 86 yaşında. Ama din hayatı tabii yok hayatında. Din hayat. Arkadaşlar gençken din yoksa hayatımızın sonunda din bize yardım etmiyor işte. Kıçımız tutmaz, belimiz tutmaz, kafa tutmaz, zihin tutmaz, kulak tutmaz, hafıza tutmaz, her şey ama birbirine girer. O zaman sen mazide bir genç çıkıyorsun. Bak ben buraya 92'de geldim Kırırkan'da. Dün akşam yaya derse gittim şuradan. Kesabın oradan geçtim. Vakıf. Orada ikinci kat köşe başında kalmıştım, yatmıştım. O da benimdi. O vakıf değil mi? Kesap vakıf. Vakıf değil mi? Evet. Onun o talebe yurdunun yurtta talebe. 3 kat mıdır? 3-4 kat. Dolu yani. İçerisi o dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Derin yani. Kalabalık. Doluydu yani. Talebe daha benim zamanımda çok doluydu. Katta 3 kat dolu. Orada 21 gün kalmıştım. O odada bak arkadaşlar 90 yanımda gidenlere dedim. 92'de geldim. Ve 24 sene etti.
Ama öyle, ama böyle bu ömür geçecekti. Allah hamdolsun. Onları oralardan geçince keşke demiyor. Ne dedi biliyor musun? Elhamdülillah. Yani hamdolsun iyi geçti. Geçtiğine pişman değilim. Hem de hamdolsun zahiri şeriata göre de iyi geçti. Yani arkadaşlar 24 sene mi geçmiş? Sizin de bu sözden sonra 24 seniz de inşallah geçer. Tamam. Pişman olmamak, hayatta lezzet almak için belki orada 21 gün bir kalmıştık. Ondan sonra bu hayat işte der Kırıkkan'da şeyimiz başladı, hizmetimiz çekildi ve bugünlere kadar geldi. Ne kadar büyük, ne kadar insanlar nurları tanıdı. Ne kadar. Ve ne yapıyorum şimdi? Elhamdülillah. Bir daha eskiye dönmek ister miyim? İstemem. Ben o filmleri bir de yaşamak istemem. Ben bir de onları yaşamak istemem. Biliyorsunuz İsa Aleyhisselam Allah'ın izniyle ölüleri diriltiyordu. İsa Aleyhisselam mucizesi oydu. Abdülkadir Geylani Hazretleri de keramet o cinsdendi. Şimdi Yahudiler inkar edince gel dedi madem Allah'ın peygambersin şu ölüyü dirilt. Gittiler Yahudiler eski bir mezarlıkta en eski bir kabristanı gösterdiler. Hadi bunu dirilt dediler. İman edelim. Yahudi bu. İman eder mi? Yahudi de Yahudi ya. Allah'ın izniyle İsa Aleyhisselam ölüyü diriltti. Kim çıktı biliyor musunuz? Geçmiş kavimlerdeki peygamberlerin ümmetinden iman eden alimmiş. Hangi kavim olduğunu bilmiyorum, unuttum. Alimmiş yani, kitap ehliymiş. Efendim, bir şey mi dediniz? Hazreti Nuh'un oğlu değil miydi hocam? Ha, bilmiyorum. Yani unuttum. Ha, şeydi, böyle bir zat, alim, kalkmış. Neyse, işlevini yaptı. Peygamber'e mucizesi geldi, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Kitap ehli bir alimmiş yani. Benim orijinalime giden, garibime giden, burada söylememe sebep olan şeyi söyleyeceğim. O mucize oldu, oldu. İman etti, etmedi. Onu anlatmayacağım. Öldüğüne inanmıyor dedi ya bak. Şimdi, ne acayip bir şey bu alim. Ve orayı yaşamış, oradan bize söylüyor buraya. Oradan bize, kitap değil yaşayan adam. Haber değil, kendisi yaşıyor. Konuştuktan sonra İsa Aleyhisselam ona demiş ki, okuduğum kitapta yazıyor. Madem dedi buraya kadar kalktın, alayım seni buraya, yaşa demiş. Mustafa sen ne yapardın? Tekrar gelirdin değil mi? Geri dönmek istemezdi. Diğer tarafı bilmek lazım. Olayı görmek lazım kalmamak için. Ne demek? Dedi ki, ey Allah'ın peygamberi, 120 sene yaşadım. 120 sene sonra iman etmiştim işte bir peygamberin şeyini. Fakat 120 sene sonra hayatım istikamet. Fakat ölüm acısını ben dedi yaşasam ne kadar yaşadım? 120. 120 sene daha. 120 sene yaşamak için ben bu ölüm acısını bir daha tatmak istemem dedi. Bir 120 sene için ben bu ölüm acısını bir daha tatmak istemem. Bırak beni geçeyim öteye gele. Allah bizi şehit etsin inşallah. Çünkü şehitler anlamaz. Şehitler ölmez. Allah öyle diyor. Elhamdülillah Rabbul Alemin. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Böyle bir sistem çalıştırdı. Bayılıyorum bu böyle harika çıkış yollarına Cenab-ı Hakk'ın. Tövbe çıkış sistemi. Şehitlik çıkış sistemi. Hastalık, musibetler, belalar, kefaretin zünü. Çıkış sistemi. O kadar acayip bir sistem ki. Demeci arabalar var ya böyle. Eski çalışırdı da tahliyesi bu. Han 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 pşşş. Han 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 pşşş. Tahliyesi bu var ya. Aynı onun gibi. Günah var. Yaptık ya. Ne yapacağız? Tövbe var. Hayat berbat. Şehitlik var. Faturada iskonto gibi. Mesela fatura çıktı. Tamam ama sen diyorsun. Tamam arkadaşlar. Tamam. Lan tamam, benden 10 lira da ucuz. Adam hoşuna gidiyor değil mi? Onu kar biliyor biliyor musun? Ya adam... Kendinden zarar. Kendinden zarar. Şimdi 120 sene için dedi ben bu ölüm acısını bir de tatmak istemem diyor. Vay be! Korktum ha böyle baktım o kitaba.
ürktüm. 120 sene için demiyorum. Şu bir kere tattım diyor. Bu betsu getir. Demek ki bir taraf daha iyi ya. Ha, adamın tuzu kuru değil mi orası? Sen Ömer abi Ehl-i İman için çok farklı anlatıyordun ama. Şehitler için evet. Şehitler Ehl-i İman, Talebi Ulum için öyle. Ulan hep bizi korkutma. Talebi Ulum için böyle değil. Bu ferdi ferit. Talebi Ulum, Talebi Ulum'un vefatı öyle değil. Fert yaşarsa ki öyle oluyor. Hocam bu alim olduğu halde öyle ölüm acısını tatmış değil mi? Bu kadar zor olduğunu söylüyor. Evet. Alim olduğu halde. Evet. Kitap ehli diyor. Evet. Talebe-i ölümü öldürmez. Talebe-i ulum öldüğünü bilmiyor. Çünkü şu anlarda geçiyor. İlim talebesi olduğu için Allah razı olsun. Vefat etmiş. Vefatta men rabbuke men nebike işte suallerini hocasının sorusu zannetmiş. Men rabbuke ben orayı geçtim. He, yani ben orayı biliyorum dedi. Sen daha zor soru sor demiş. Talebe-i ulum vefatını hatırlamıyor. Ama bir gerçek var ki vefat var. Gerçek var. Evet. Yani şehitlik, manevi şehitler, tamam mı? Talebi ulum. Böyle bunlar hep emniyet sibopları. Emniyet sibopları. Bak şöyle diyeyim kısacası o zaman. Elestu bi rabbikum. Kalu bela dedik ya. Oradan köprü atıldı, taş. Sırat köprüsünden bahsediyor. Bize soru soruldu. Soru soruldu. Demek ki kabul etmek, reddetme yetkisi var. O an. Köprüm başladı. Köprü, Sırat köprüm başladı. Sonra Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedim. Vefat. An. Mevt. Elestu bi rabbikum kalu bela Eşhedü en la ilahe illallah vefat, mevt. Tamam abi, bu iki nokta mı? Hayat. Bu kadar. Bu senin sırat köprün. Kılıçtan keskin itikattır. Kıldan ince sünnet-i seniyedir. Kılıçtan keskin sünnet-i seniyedir. Şeriattır kılıç. Kıldan ince itikattır. Yani şirk. Şirkler böyle itikat. Yani birisi amenu ve aminu salihat. İman esasları ve ameli salih. Tamam mı? Şeriat kılıç simgeliyor. Kılıçtan kesin şeriat. Yani elestu bi rabbikum köprü başladı. Eşhedü de bitti. Senin bu hayat bitti. Şu ampul var ya lamba. Saniyede 60 defa yanar söner. Ama gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için biz onu devamlı yanar zannederiz. Oysa yanıyor. Biz de ve bütün varlık biz de var olup yok oluyoruz. Var olup yok oluyoruz. İlimden kudrete, kudretten ilime, ilimden kudrete oluyoruz. Şu anda. Böylelikle kaymiyete aynayız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi sen ta elestu bi rabbikum de düşüncelerin, yani düşüncelerini koy tencereye. Kalbindeki duyguları, hisleri koy tencereye. Dimağın fikirlerini koyduk. Kalbin hislerini koyduk. Ruhun latifelerini koyduk. Fiillerimizi de koyduk. Kime dost yaptık? Dost. Kimin yanında bulunduk? Nerelere gittik? Fiilleri de koy. Dört şey. Fikirler, hisler, ruhun latifeleri, fiillerimizi. Koyduk mu abi? Koyduk. Karıştır. O bir latife. Bir senen oluyor. İşte bizim vefatımız o elestu bi rabbikum kalu belaya kadar geçirdiğimiz şu mimikler. Yani düşünceler, hisler, latifeler, hayat. Hayatın yani eylemleri. Onları hepsini birleştir. Senin Azrail aleyhisselam olacak, şekli olacak. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle aşırılırsınız, dirilirsiniz. Yani Azrail aleyhisselamın gelişi inşallah hepimize sevdiğimiz bir insan gibi olacak.
Herkese eşit gelmiyor. Azrail Aleyhisselam'ın da biliyorsunuz karfası var, çırağı var, ustası da var. Peygamberin ruhunu alan Azrail Aleyhisselam bize gelecek hali yok ya. Sokaktaki namazsız, duasız veya davadan kopuk, Allah nasip etsin inşallah namazları da, namaz olmayan bir adam düşünün. Onun şeyini, ruhunu alan Azrail'e senin ruhunu alacak aynı değil tabii adaletiyle. Demek ki bizim Azrail'imizin şeklini bizim hayatımızın süreci oluşturuyor. Güzel olmasını istiyorsan güzel yaşayacaksın. Güzel yaşamadın mı? Güzel yaşamamış oluyorsun. Güzel yaşarsan güzel yaşamış olacaksın. Abdestsiz namazsız da acemi gider. He? Abdestsiz namazsız da acemi gider. Evet. Abdestsiz namazı usta gider. Evet. İşini iyi yapar. Yani şimdi çırak bir Azrail Aleyhisselam gelse, olan canı nereden alacak? Boğazdan mı çıkarayım? Kulaktan mı çıkarayım? Affedersin aşağıdan mı çıkarayım? Bilmiyor ki. Çırak bir Azrail vücudu paramparça edecek, ruhu alayım diye. Yüzüne gözüne bulaştırma manasına paramparça edecek ama fatura sana çıkacak tabii. Acemi kasap gibi hocam. İşte bu işte kafiri böyle yapıyorlar. Müslümana ise usta bir Azrail Aleyhisselam geliyor, tek diyarım getiriyor, hiçbir şey de anlamıyorsun. Usta, usta adam, sen arabanı götürdüğün zaman tamire çırak mı yapmasını istersin, kalfa mı bu usta mı? Arabanızı çırağa mı teslim edersiniz? Ulan çırak yaparken görüyorsun ya, usta orada oturuyor, çırak yapıyor. Ulan ikide bir terliyorsun ya, bu adam ne yapacak ya bu çocuk ya? Bu adam çocuğa teslim edilir mi ya? Güzelim arabayı, içimiz gidiyor ya. Ama usta gelse, deriz ki of be ya. Değil mi? Demek ki şu kainatın en mükemmel meyvesi insan. Halik-i kainatın en sevdiği maslu insan. Kainatın mevcudatıyla en ziyade alakadar olan insan. Bu insanın şiddet, sarsılmaz, daimi olan aşkı, beka ve şefkati. Bak böyle bir insanın sistemine bak. İşte sistemine bak. Aşkı beka, şefkebediyet, amali sermedi, bilbedai işaret ve delaletiyle bu alemi faniden sonra bir alemi baki, bir dar-ı ahiret, bir dar-ı saadet bulunduğunu o derece katı bir surette ispat ederler ki, yani ahiretin varlığı insanın fıtratıdır. Ahiret var mıdır? İnsandaki aşk-ı beka, şefkebediyet, amali sermediyet ahiretin vücudunu gösteriyor. Nasıl ki midenin ihtiyacı gıdaların vücudunu gösteriyor, kulağın sistemi, işletim sistemi seslerin vücuduna işaret eder, dilin varlığı lezzetleri ispat eder, akıl fikirleri gösterir, kalp nefret ve sevme mahali olduğu gibi ayak yürümeyi, insanda bulunan aşk-ı beka, şefk-i ebediyet, amal-i sermediyet, yani yaptığımız her şey beka bulmasını istiyoruz. İnsan her şeyini beka boyasıyla boyamadıkça sevemez. İnsandaki ebed arzusu ebedi gösteriyor. Eğer insanda ebed arzusu varsa ahiret haşa yoksa bu ebed arzusu nereden gelmiş? Şöyle düşünün. Ayna. Şurada güneş var. Veya tarla var şu karşıda. Ayna, tamam mı abi? Şu aynada tarla gözüküyor. İki fikir var. Ya tarla bunun içindedir, ya da hariç var, burayı gösteriyor. Harici burayı gösteriyor. Aynaya bir çevir, tarla kayboldu. Demek ki tarla bunun içinde yok. Aynen bunun gibi, insanın ruhu bu, ruh. İnsanın ruhunda aşk-ı beka var. Şefkede bir ebediyet var, amali sermediyet var. Yani sonsuzluk var, ebed var, ölmemek var, dert yok, sıkıntı istemiyor yani. İnsanın fıtratının isteklerine bakın, ruhunda bunlar var. Eğer hakikaten öyle bir yer yoksa burada gözükmezdi. Aynada gözüken tarla, bahçe, bahçenin vücudunu gösteriyor. Çünkü aynanın içinde olsa çevirirdik, bu tarla kayboldu, kaybolmazdı. İnsanın fıtratı da faniye çeviriyoruz, fani de yok. Mesela bende niye beka var? Sudan varmış. Ya ben su içince aşk-ı beka oldu. Evet arzusu oldu. Yani bu fani de bana bu olur mu? Yedi gıdalarla insanın fıtrat inşa olur mu? Yani ben sonsuzluk istiyorum. Ölmek istemiyorum. Dert istemiyorum. Keder istemiyorum.
Bu nereden geldi? Fasulyeden geldi. Pirinç pilavından geldi. Elmadan geldi. Yani demek ki insanın fıtratında var olan istek ve arzular, meyiller dünyada numunesi yok. O zaman bu ayna gibidir. Başka yeri gösteriyor. Demek bir ahiret, bir dar-ı saadet bulunduğunu o derece katı bir surette ispat ederler ki dünyanın vücudu kadar bilbeda ahiretin vücudunu kabul etmeyi istizam ederler. Madem Kur'an-ı Hakim'in bize verdiği, burada haşiye var, şöyle bir misal veriyor, o misali okuyayım. Diyor ki, ondan sonra kesiyor. Diyor ki şurada, insanın fıtratı ahireti gösteriyor, ona ait bir örnek veriyor. Evet, subutu bir emri ihbar etmenin kolaylığı ve inkar ve nef etmenin gayet müşkül olduğu şu temsile görünür. Yani ahireti ispat etmek o kadar kolay ki diyor. Çünkü subutu bir şeydir. Vücut haricisi var ve mahluktur. Var olan bir şeyi ispat etmek kolaydır. Yok olan bir şeyi ispat etmek zordur, imkansızdır. Ona ait örnek veriyor. Biri dese ki diyor, biri dese meyveleri, süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe küre-i arz üzerinde vardır. Diğeri dese yoktur. İspat eden yalnız onun yerini veya bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını ispat eder. İnkar eden adam nefini ispat etmek için bütün küre-i arzı görmek ve göstermekle davasını ispat edebilir. Aynen öyle de. Şimdi örneği ben vereyim. Şimdi Hindistan cevizi ekilen bir tarla vardır dünyada. Şöyle bir tarla var. Hindistan cevizi. Biliyorsunuz değil mi Hindistan cevizinin içi süt var. Süt. Şimdi dese ki bir tanesi, biz görmedik, burada yok diyelim hiç. Böyle ticaret olmasa. Adam dese ki bir tanesi, Hindistan cevizi dünyada vardır. İspat etmek için Hindistan'a gitmeye gerek yok. Onun bir yaprağını, o Hindistan cevizinin meyvesinin bir parçacığını, tarlasının bir alametini bize gösterse burada, tamam. Öyle değil mi? İspat bu kadar kolay. İnkar eden adam, Hindistan cevizinin bir ağacı büyüyecek kadar bir yer bırakmamak şartıyla her tarafı dolaşması lazım dünyada. Bak burada yok. İsmi inkar eden. Bak burada da yok. Bak yok. İnkar ediyor ya. Yok, Hindistan cevizi yoktur dünyada. Adam diyor. Hindistan cevizi yok. Nasıl ispat eder? Bak Guantanamo'da yok. Fil dişi sahillerinde yok. Rusya'da yok. Şurada yok, burada yok. Her tarafı dolaşması lazım. Öyle ancak. Mazide vardı belki, kayboldu. Gelecekte olacak. Yani inkar etmek o kadar zor. İspat eden küçük bir kıvılcımını gösterse yetiyor. Aynen öyle de cenneti ihbar edenler yüz binler teraşuatını, meyvelerini, asarını gösterdiklerinden kat-ı nazar iki şahidi sadıkın subutuna şahadetleri kafi gelirken. Yani mesela ihbar eden ahireti ihbar ediyor. Ahiret cennet var. Yoktur diyen. Niye yok? Deyince ben görmüyorum. Görmemek yokluğuna mı delalet ediyor? Radyo, televizyon dalgaları bir sürü var. İnsanın içsel alemi, enfus alemini gözle görmüyorsun. Yok mu yani? Şimdi televizyon dalgaları yok mu? Ama gözünle görmüyorsun. Şimdi benim içimi görüyor musunuz? Yok, yok mu yani? Yani görmemek yokluğuna delil midir yani? Yani kulakla görülen ayrıdır. Gözle görülen ayrıdır. Dil, burunla gözüken ayrıdır. Dille gözüken ayrıdır. Elle hissedilen ayrıdır. Akılla gözüken ayrıdır. Kalple, vicdanla, ruhla gözüken ayrıdır. Şimdi benim gözüm görmüyor diye, belki kulağım görüyor. Sesi, benim sesimi gözünüzde görüyor musunuz? Ancak ağzım oynuyor. O kadar görüyoruz. Sesi neyle görüyorsunuz? Bunlar. Manayı neyi anlıyorsunuz? Bunlar. Manayı neyle zevk ediyorsunuz? Kalple. Nasibimiz varsa ki ruhta da hissedar oldu mu latifemiz aktif oluyor. Şimdi ahiret vardır. Cennet, cehennem vardır. Nereden biliyoruz? İnsanın fıtratında nasıl ki Hindistan cevizinin bir parçası, bir yaprağı, bir meyvenin bir parçasını göstersen tamamdır. Çünkü varlığını gösteriyor. Çünkü bir parça cüzdür. Ahiretin de bir parçası insandaki aşk-ı bekadır.
şefk ebediyettir, amal ise beka istemesidir, sonsuzluk istemesidir, dert keder iste, cehennemi vücuduna, buhran, bunalım, panik, panik atak, depresyon, sıkılmak, cımşakmak, öfke, nefret, olumsuzluklar cehennemden, olumlular ve müsbetler cennetten haber veriyor. Bu, peki bu neyin teleşuatı, neyin parçasıdır? Küçük bir kıvılcım. Aslan abi, ayna misali ama müthiş misali. Hangisi abi? Ayna misali. Hangisi, bu mu? Evet, o misalde mesela o zaman kendi ruhuna bak, ahireti gör. Tabii. Evet, müthiş bir şey. Şimdi bak, şimdi bunu koydun. Bunu gösteriyor. Evet. Hocam koy buraya. Evet. Koyduk mu abi? Evet. Şimdi bu burada gör, biz görmüyoruz, hepimiz buradayız. Şimdi burada var mı bu? Ayna bu. Evet. Var. Şimdi adam bir tanesi diyor ki, bu diyor çiçek burada var. Burada yok diyor. Çeviriyoruz, aa kayboldu. Şimdi demek ki bu çiçek burada yok, burada varmış. Tamam mı? Şimdi insanın fıtratı ayna. Bir bakıyorsun içine, aa sonsuzluk, ebed, hastalık istemiyor, dert istemiyor. Lezzet almıyor. Lezzet, acayip bir şey, her şeyi yap. Peki çevir dünyaya, dünyadan gelmişse, dünyadan ümineleri yok. Demek ki bu ayna karşıyı gösteriyor. Ya geldi Kırıkhan'a, aşkı beka istiyorum. Beka denilen bir memleket değil. Burada da ölümler varmış. Hastalık istemiyorum, burada da hastalıklar varmış. Nereye gittimse hepsi aynı. Demek ki insanın ruhunda olan, konulan istekler dünyada yok. De bu ruhta gözükenler buralı değilmiş yani. İstediklerimiz var ama burada yok. Niye istiyorum o zaman? Yani ben niye istiyorum arkadaş? Baki alemi görmedim ki. Görmediğim şey istenir mi ya? Hani bazılar diyor ya, görmediğime inanma. Doğru, hadi bakalım. Sen madem ahir bekayı görmedin, niye beka istiyorsun? Ölümü gördün mü daha önce? Yok. Niye ölmek istemiyorsun? Görmedin ki. Görmediğin şeye nasıl inanıyorsun? Niçin istiyorsun görmediğin bir şeyi? Ölmemek istiyorsun. Gördün mü öyle bir şey? Niçin istiyorsun? Bir şey istemek için ile görmek mi lazım? Onun bekayı gördün mü? Yok. Niye istiyorsun? Sonsuzluğu gördün mü? Yok. Niye istiyorsun o zaman? Var. Ruhunda var. Ruhunda var. Gördün mü? Gördüm tabii, var bende. Hangimizde yok beka arzusu? Aşkı beka kimde yok? Sonsuzluk, şefke bediyet kimde yok? Herkeste var. Niye yok? Ha, o zaman diyor ki bir Hindistan cevizinin varlığına bir yaprak, bir meyvenin bir kabuğu, ağacın bir parçası yetiyor. Ama yokluğu için dünyayı dolaşman gerekiyor. İşte o alemin en güzel şey insanın fıtratı. Burada da öyle diyor. Meyvelerini, asarını gösterdiklerinden katı nazar. Ondan sonra iki, hani bu insana bir fert gösteriyor. Başka örnek de veriyor. İki şahidi sadık, sadıkın subutuna şahadetleri kafi gelirken. Başka bir örnek de veriyor. İki tane sadık, bu işin uzmanı. Dese ki bu böyledir. Ondan şüphe edilmez ki. Şöyle diyeyim. Hastasınız. Bir doktora gittin. Profesör. Dedi ki bağırsağında kolit var. Başka bir yere gittin profesöre. O da dedi ki bağırsağında kolit var. Şüphe eder misin daha? İhtisas. Peki. Ondan şüphe ettin de. Sizi mahallede oturuyorsunuz. 5000 kişi mahalle adamı. Sen de öyle bir şey yok, boş ver, profesör yalan söylüyor. Hangisine inanırsınız? 5000 tane mahalle insanı, 2 tane işin uzmanı. İşin uzmanı inanırsın. Peki, başka örnek vereyim, aynısı. Hastaneye gittin, küçük bir tabip, pratisyen, böbreğin ağrıyor. Şimdi, pratisyen, böbreğin ağrıyor, ona sağlık ocağına, çünkü hastane yok, Suriye gibi düşün. Ona mı gidersin? Bir atom profesörü var. Fizik profesörü. Bu böbrek ağrısı için ona mı gidersin? Tabii. Değil mi? Ama o profesör. Evet, fizikçi o değil mi? Heh, aynı bunun gibi de. Bunu anlatan alimlerin branşı bu. Peki bir tane fizikçi, bırak hocayı, bırak İmam-ı Azam'ı, bırak efendim
Şafii İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni ne bırak öyle ahiret mahiret yok diyor. Kim diyor bunu? Fizikçi. Sağır mı kardeşim? Niye demiyoruz? Peki hoca dese ki bırakın fizikçiyi ya. Bırakın doktoru. Doktor anlamaz dese, hocam ne diyorsun sen? İhtisasa, saygıya davet ediyorum seni. Bak adam doktor, bu kadar okumuş. Onun sen bilmiyorsun diye niye itiraz ediyorsun? Onun verdiği ilaç hoca kaldıramaz. Değil mi? Peki hoca yani alim fizikçiye itiraz etse, ihtisasa çağırıyorsun da, fizikçi sahası olmadı maneviyata itirazına niye ihtisasa davet etmiyorsun? Ehli midir? İki tane ehli onun ispatına kafidir. Hasan abi bu son günlerde çok şiddetli yaygınlaştı. Bu mesela ehline, işin ehline vakıf olmayıp da işin ehliymiş gibi piyasalarda profesör. Her hüküme fetva veren, kendi kapılarına yani dini fetvalar veren, efendim ticari fetvalar veren. Hatta psikolojini de bozan gidiyorsun ya işte başka sorunlardan kaynaklanan bir cinin var diyor mesela. Hem psikolojini bozuyor, hem paranı alıyor. Ehli değil, fetva veriyor. Sen kimsin kardeşim, ehli misin? Değiliz. İşte diyor ki burada, iki kendi sadıkın subutuna şehadetleri kafi gelirken, onu inkar eden hadsiz bir kainatı, hadsiz ebedi zamanı temaşa etmek ve görmek ve eredikten sonra inkarını ispat edebilir, adını gösterebilir. Mesela adam dese ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ahirette de ama yoktur. Niye? Onun ispatını tek tek nasıl çürüteceksin? Onun arkasından 1400 seneden beri ulema, ilmen, hissen, kalben, vicdanen, aklen, mantıken keşfetmiş, ispat etmişler. Sen nasıl ki fizikte, kimyada ihtisas var, onlar da maneviyatta ihtisas sahibi. Sana nasıl itiraz edilmiyorsa, ki edilmemeli, buna da itiraz edilmez, edilememeli. İşte ey ihtiyar kardeşler, iman ahiretin ne kadar kuvvetli olduğunu anlayınız. Madem Kur'an-ı Hakim'in bize verdiği en mühim bir ders, imanı bil ahirettir ve o iman da bu derece kuvvetlidir ve o imanda öyle bir rica ve bir teselli var ki, 100.000 ihtiyarlık bir tek şansa gelse, bu imandan gelen teselli mukabil gelebilir. Biz ihtiyarlar elhamdülillahi ala külli hal, ala kemali iman deyip ihtiyarlığımıza sevilmeliyiz. Ve ahir davahum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Selamat.